Çok güzel ifade ettiniz aslında. İnsan her halükarda sınanan bir varlık. Sınanıyoruz. Şimdi bu müminler için de geçerli olan bir şey, bütün insanlar için de geçerli olan bir şey. Okey, hangimizin daha güzel amelde bulunmak, önemli olan için ölümümüz hayatı yaratandır diyor Allah. Önemli olan bu sınanmaya karşı nasıl tepki verdiğimizdir. Evet. Burada bütün mesele bu. Ama şu da bir gerçek ki kesinlikle çok ibretlik bir dönem yaşıyoruz. Ya inşallah bu dönemden hepimiz gerekli dersleri alabilmeliyiz. İnşallah. Şahsen yani ben kendi adıma muhasebe etmeye çalışıyorum. Yine programdan önce de söylemiştik. Ya bir kere ne kadar aciz olduğumuzu anladık. Tabii. Ya dünyada süper güç dediğimiz bütün ülkeler şu anda bütün bir panik halinde. Ya dünyanın işte üzerine güneş batmayan imparatorluğunu, kral adayı Prens Charles'a bile bulaştı. Yani isim olarak, ülke tabii olarak Amerika süper güç, tankı, tüfeği, füzesi hiçbir işe yaramıyor. Ay'a gidiyorsun, Ay'a fethediyorsun, Ay'ı fethediyorsun ama bir canlı bile olmayan nanometre büyüklüğünde bir virüse teslim oluyorsun. Bu çok ibretlik bir olay. Süper ibretlik. Yani şimdi de deniyor, yine yazdım ya, nasıl olur bu kadar insan, hani kapasiteli bir insan nasıl bir virüse teslim olur? Aslında işin ibretlik olması da burada yatıyor. Yani insan Ay'ı fetheden, Ay'a gidebilen, biz hekimler organ nakli yapabilecek kadar kapasiteli, donanımlı bir varlığız. Ve gittikçe organ nakilleri hiç olmadığı zaman evet, kadar ne kadar ümitlerle başladık yüzyıla. Yani birçok şeyi yapabiliyoruz. Bunları yapay zekalar geliyor, organlar bizden, geliyor diye. Bunları bizden yapabilecek, başka yapabilen bir canlı varlık yok. Bu kadar donanımlıyız ama bir virüse de yenilebiliyoruz. Zaten donanımlı olduğumuz için bu ibretlik bir olay. Eğer bu kadar donanımlı olmamış olsaydık zaten yenilmemiz doğal olurdu. Yani yine Kur'an'da ifade edildiği gibi insan hem eşrefi mahlukat, yani ahsen-i takvim, en ideal bir şekilde yaratılmış. Bu sadece bedensel olarak değil elbette ki, ruhsal kıvam olarak, hem de esfel-i safil. Yani bu insan için geçerli olan bir şey. Şimdi mesela bizim bu sonuçta tıpla alakalı bir şey. İşte hocaların hocası dediğimiz Cemil hocamızı aldı elimizden. Yani ona karşı en etkili bilgi üretebilecek hocalardan biri ilk kaybımız oldu. Süper güçler aciz. Dolayısıyla çok ibretlik bir dönemden geçiyoruz. Ve bu dönem işte bazı menseklerin, dini ritüellerin ertelenmiş olması onların iptal olduğu anlamına gelmiyor. Bunlar yine baki olacaktır ama şunlar her zaman bakidir. Kur'an'da zaten onunla da ilgili ayet var, dikkat edin. Yani Kabe'nin çevrelenmesi gibi durumlarda değil mi? Bir evet, oraya gitmenin mümkün olmadığı durumda zaten gitmeye güç yetirenlere farz. Şimdi orası böyle bir hastalıktan çevriliyse o Kur'an'daki gücünüz zaten yok demektir, güç yani getirememe ifadesinin kapsamına girer. Yani Kur'an'da o ifade de duruyor orada. Sizin yani o söylediğiniz hani domuz eti haram, Kur'an'la sabit ama açlık ve ölüm tehlikesi varsa yiyebilirsiniz. Ve diyor. Bu da Kur'an'a ait, unutmayalım. Bu da Kur'an ayeti. Dört yerde geçiyor o. Bunlardan bir tanesi Maide suresindedir. Yine o Maide suresinde bir ayet daha var. Bununla bağlantılı nedir? Kim bir canı kurtarırsa bütün alemleri kurtarmış tabii, gibi. Tabii. Yani Kur'an'ın öncelediği şey asli olarak birincisi sağlıktır, hayat hakkıdır, can hakkıdır. Bu olmadan zaten din de olmaz. Ha, onun dışında İşte bugünlerde ön plana çıkan infak, yardımlaşma, neyi anladık? İşte ben birçok ülkede gördüm. Mesela çok etkileyiciydi benim için. Amerika'da son derece modern donanımlı bir yoğun bakım var. Ventilatöre bağlı hastalar var. Oradaki doktor, personel, hemşire de aynı bizim Türkiye'de. Hani hepimiz olduğu gibi o astronot gibi giyiniyoruz ya. Evet. Yani modern tıbbın her türlü şeyini yapmışlar. Ama inanılmaz derecede böyle boynu bükük yardım ediyorlar. Tanrım bize yardım et, bizi buradan kurtar, yani daha şey yapmayalım. Aslında insan acizliğini hissediyor, boynunu büküyor. Tam bir teslimiyet. Bir diğer şey de şu, yani Allah siz isteseniz de istemeseniz de gökteki ve yerdeki her şey isteyerek veya istemeyerek Allah karşısında boyun büker aslında diyor. Aslında hocam ben olayı şöyle düşün, biz zaten aslında aciziz düşünsek. Yani kalbimize bir tane ufacık pıhtı tıkasa yani o anda ölmemiz mümkün. Zaten öldük mü, doğduk mu ölüm yakın. 100 yıl olsa bile ölüm çok yakın. Fakat hocam o elbette ki öyle, her insan öleceğini biliyor ama bu tür şeyler biraz daha ibretlik oluyor. Onu söylemek istiyorum. Yani aslında sorun şu, yani genelde
Ben olayı birazcık şöyle bir değerlendirme yapmıştım bununla ilgili. Şimdi hocam biz yani normal şey hayatımızda, bu virüs öncesi hayatımızda, artık korona öncesi diye tarihi belki ayırabiliriz. Korona öncesi dönemde. Diyelim televizyona bakıyorduk. Televizyonda ne görüyorduk? Bir dizi. Bir dizide falanca oğlan falanca kızı kandırmak için ona ne hediyeler alacak? İşte babasının firmasını daha yükselişe geçirmek için hangi taktikleri inceleyecekler, onu konuşuyorlardı. Veyahut da eve geliyor, evde işte oğlum başarılı olmak için ne yapacaksın, onlar bunlar. Arkadaşlarıyla gidiyor işte gelecek planları. Yani etrafımıza baktığımızda daha çok para ve güç elde etmek için neler yapmalıyız ekseninde sürekli bir konuşmalar var, planlar var. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir hayat kurguluyoruz. Çünkü etrafımızdan aldığımız evde, işte, ailedeki sinyaller hep böyle. Şimdi öyle bir şey oldu ki bu korona sonrası dönemde. Kimse aslında plan yapamaz hale geldi. Hayır, şöyle bir şey oldu. Sanki ölüm yeniden, yani ölüm diye bir şey yokmuş da ölüm yeniden çıkmış gibi. Evet. Tarzında her taraftan ölme ihtimalini, aslında her zaman var olan ihtimali koronayla beraber daha çok duyduğumuz için ölüm ihtimali her an bir olağanüstü halle gözümüzün içine girdiği için bir anda insanlar korktu, dehşete kapıldı. Aslında bu tabii ki koronaya karşı alınan tedbirler normaldi bence. O daha evvelden sanki ölmeyecekmiş gibi hayatı tasarlamamız, sanki para ve gücü burada elde ettiğimiz, bir gün öldükten sonra öbür tarafa transfer etme imkanımız varmış gibi bu dünyada para ve güç merkezli yaşıyor olmamız sorun. Evet. Şu anda ne oldu? Bir anda aslında öleceğimiz gerçeği, her zaman olan gerçek böyle bir salgınla burnumuzun içine sokuldu. Çünkü nereye atsak o konuşuluyor, nereye gitsek o var. Bir anda biz aslında hayatın belki de en önemli gerçeği olan bir ölüm durağında bu işin biteceği gerçeğiyle yüzleştik. Bu açıdan tabii ki böyle bakarsak koronanın inşallah şerlerini azaltırız, kayıpları azaltırız. Ama bence bu koronadan alınacak bu şekilde bir dersler de var. Çok dersler var hocam. Bir aciz varlık olduğumuzla ilgili dersler var. Yani, ama o da şöyle, zaten aciz varlık olduğunu alacağımız derslerin yeri çoktu. Fakat bu sefer koronayla dünya çapında kaçamayacağımız bir gündem oluştuğu için korona çok önemli. Yani daha evvelden o söylediğimiz dersleri alacağımız yerler yoktu değil değil. Elbette. Abi. Diğer virüsler vardı. Kendi bedenimize baktığımızda bu beden, şurada bir baksam 70-80 sonra bu beden toprağın altında çürümüş bir beden olacak, burada konuşuyorum. Yani bu korona olsa da böyle, korona olmasa da böyle. Ama korona bunu hatırlattı insanlara. Çünkü sürekli hastaneleri gösteriyor. Sürekli ölebileceğimiz ihtimalini gösteriyor. Aslında öleceğimiz %100. Ölüm ensemizde. Koronadan yani ölme ihtimali belki tabii o vaka sayıları tespit edilemeyenlerle %1 belki de koronadan ölme olasılığı. O %1 ihtimali birçok kimse şu anda o kadar çok kafaya taktı, o kadar o %1'den korktu ki evvelden o %100 olan apaçık gerçekten korktuğundan çok bu %1'den korktu. Ama o %1 geçse de yarın o %100 duruyor orada. Yani öleceğimiz gerçek. Şimdi...